Her Şeyin Ekonomisi'nden merhabalar. Bu hafta Esin Gedik'le birlikteyiz. Gazeteci, ekonomi gazetecilerinden Esin Gedik'le birlikteyiz ve Merhaba. bütün heyecanlı haftayı konuşacağız aslında. Pazartesi gününde sıcak sıcak Merkez Bankası sıkı bir giriş yaptı ve roklarda değişikliğe gitti. Yaklaşık 1,4 milyar doları bankaların kullanımına sunduğunu, 5,3 milyar liralık da TL likiditesini çekeceğini açıkladı. Hemen ardından da işte Cuma günü itibariyle yeniden yükselişini gördüğümüz 3,90 seviyesine neredeyse yaklaşmış olan dolar TL'de ve Euro'da da bu arada 4,5 seviyesi aşılmıştı. Hafif bir geri çekilme gördük. Evet. Haftaya da böyle başlanmış oldu. Biz de bugün Esin'le şöyle bir şey yapalım dedik yayında. Hem dolar TL'yi konuşalım, hem geçen hafta sonu hafta açıklanan, Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarına Aynen. yeniden bakalım. Gıda enflasyonu itibariyle. Hem de 5 banka tartışmasını ele alalım dedik. Çünkü 5 banka tartışması 2 haftadır devam ediyor. Hatta Başbakan Yıldırım'ın Amerika'ya gidişinde bankalarla ilgili konuşmalar da etkili olacak mı dedikodusu diyelim. Net bir şey değil ama bu dahi söylendi. Bunlar tartışılıyor bir yandan. Türkiye'nin enflasyon çıkması içerisinde, bankacılık riski içerisinde ve dolar TL'nin bu durumu içerisinde 5 bankaya ilişkin gelişmelerinde ne olacağı. Dolayısıyla borsaya etkisi, bunun ekonomiye etkisi de tartışılan bir konu. Ve 5 bankayla başlayalım mı? İki Başlayalım. haftadır gündemde bir Aynen. daha ele Bomba alınıyor. gibi düştü. Evet, ne diyorsun 5 banka hikayesi? Yani aslında bu beklenen bir şeydi. Amerika sık sık bunu yapıyor. Daha önce Avrupa bankaları da yaptım. Hatta oradaki ceza oranları, rakamları çok daha yüksekti. Hani çift haneli milyar dolarlar gibi bir şeydi. Bankalar özellikle HSBC mesela hani çok en büyük HSBC'nin cezayı çok aldı. konuşulan. Sonra Fransız bankalarının çoğuna ceza geldi. Avrupa bunu şey olarak değerlendirdi. Hani Amerika'nın haracı gibi değerlendirdi. Ama sonuç itibariyle dünya ile iş yapacaksanız gidip bir şekilde anlaşmanız gerekiyor. Onlar da anlaştılar ve bu şeyi ödediler. Cezaları ödediler. Şimdi aynı şey Türkiye'nin başında işte İran'la olan ilişkiler, Zarrab olayı, Halk Bankası olayı. Bunlar zaten hani birbiri içine geçmiş şeyler, durumlar. Bu bekleniyordu. Daha başka kamu bankalarının hakkında da açılmış bazı soruşturmalar olduğunu bu konu dışında biliyoruz. Bunların bazı basına yansıdı, bazıları Amerikan medyasında böyle ara satır aralarında geçiyor. Tabii her şey Zarrab davasına kilitleniyor. İşte Kasım'ın sonunda ama bunu bir erteleme istediler. Mahkeme doğru karar verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz. Şimdi burada bu Türkiye'yi çok etkiliyor. Bir de hani bankacılık yasasına göre tabii ki isim vermek, banka ismi veremiyoruz hiçbir şekilde. Ama Türkiye'nin büyük bankaları olduğu söyleniyor. Hani bankacılık kulislerinde Bu arada Sabah konuşulanlar Gazetesi bu. aslında bir şekilde isimleri vermiş oldu. Çünkü Yani evet borsa liste onlara. senedi düşen bankalar diye listesini düşen bankaları verip isimlerini de Ama vermiş oldu. aralarında Altı yani hisse banka. senetleri düşen hani arada o listede olmayan bankalar da vardı. Ama Olabilirdi. evet ama çoğu evet yani Bir doğru bir şekilde bir şey. liste verilmiş oldu yani. Evet tabii dolayısıyla bu Türkiye hani şu, zaten hani maliyetlerin arttığı bir dönemde Türk bankalarının böyle bir krizle karşılaşıyor olması reputasyonlar anlamında da tabii kötü bir durum bu. Şeyleri arttıracak kredi maliyetlerini, borçlanma maliyetlerini arttıracak. Bir de ceza rakamlarına baktığımızda konuşulanlar bankaların bir yıllık kârlarından daha fazla rakamlardan söz ediliyor. 5 milyar dolara çıkabilecek 5 milyar 7 olan rakamlardan bahsediyor. olduğu söyleniyor. Bankaların zaten kârları eriyor son 2 yıldır görüyoruz. Şimdi tabii hani BDDK kamu tabii yalanlıyor, doğal olarak yalanlayacak. Ama hani yurt dışındaki analistlerin yorumlarına, Türkiye ile ilgili yorumlarına baktığımızda hani Türkiye'nin kendi yapısal sorunlarına da vurgu yapıyorlar. Ama ek olarak hani Türk bankalarının ceza konusunda sık sık gündeme getiriyorlar ve bunun da etkili olduğunu söylüyorlar. Nitekim bugün Türkiye, daha sonra konuşuruz belki, hani o kırılgan beşliğinde kalıyor olmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Beklenti şu, yarın Binali Yıldırım Başbakan şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Açıklanan programında şey yok, hani bu konuyla ilgili bir görüşme yok ama başkan yardımcısıyla görüşecek. Büyük olasılıkla bu konu gündeme gelecek. Belki pazarlık şey açılacak Unsur orada. Evet. olacaktır. Benim hani bankacılık kaynaklarından edindiğim bilgi de şu yönde. Bankalar böyle bir şeyin olduğunu kabul ediyorlar. Doğru olmasa bile, yani yapılanın Zaten doğru olmasa yalanlama yok. bile. Yani Evet. Hazine BDDK tarafından açıklama geldi, SPK tarafından açıklama Yani geldi ama yalanlamıyor. bankalardan Onlar bir da yalanlama anlaşma yok yolladılar. yani. Hani mümkün olduğunca az cezayla atlatalım bu işi diyecekler. Bunun tabii
bu süreç 2018'de sarkacaktır büyük olasılıkla. Hani hemen bir ayda, iki ayda olacak bir şey değil ama zaten tüm dünya açısından kırılgan bir 2018 bekliyoruz. Türk bankaları, Türk ekonomisi açısından da bir olumsuzluk olacak. Aslında hani bunun tabii hani baktığınızda yasalarla ilgili bir şey, yani ambargoyu deliyorsun bir şekilde ama hani Amerika'da can istediğinde bu ülkede uyguladığı ambargoyu kendisine göre yumuşatıp delebiliyor. Öyle tabii, İran konusunda aslında zarap konuşuyoruz biz ama zarap bağlantı ilişkiler diyoruz ama Alman bankalarından HSBC'ye kadar İran'a en yoğun ambargonun uygulandığı dönemde bu para akışları, transferleri bir şekilde yapılmaya devam edildi. Ve Türkiye'den daha fazla, bizde altın tarafıyla konuşuluyordu hatırlıyorsan. Hı-hı. Çünkü altında izin vardı o sırada. Evet. Dolayısıyla işte zarabın içinde olduğu bir şey halinde altın transferi yapılma, ihracatı yapılmaya başlanmıştı. Evet, öyle diyelim. Ama aynı dönemde Almanya'dan çok daha yoğun İran'a mal akışı gidiyordu. Yani dolayısıyla ambargo arada keyfe Amerika göre de denilebilir. Biraz kafaya göre kullanılamayan bir şey. Şimdi tabii bunun biraz politik bir tarafı da var. Mesela bazı iddialar da var. İşte en son bugün Habertürk gazetesinde bir röportaj vardı. Putin'in gayri resmi danışmanı, ünlü filozof Alexander Dugin, buraya not da aldım. Şey anlatıyor. Yani bu 15 Temmuz sürecini falan filan anlatıyor ama daha geniş bir perspektiften şey anlatıyor. Orta Doğu'yu anlatıyor. Hani Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı, artık hani Rusya burada Türkiye ile daha yakın ilişkileri var. Ve şeyi söylüyor. Yani hani Amerika Türkiye'yi elinden gelen bütün hani kozlarını kullanarak sıkıştıracaktır diyor. Hani bankalar konusunda bir şekilde ona bağlıyor. Etkisi var mıdır? Vardır tabii. Yani sonuç itibariyle ekonomi ve politika zaten hani birbiriyle paralel yürüyen şeyler. Öyle bir etkisi de vardır ama yani sonuç itibariyle günün sonunda bizim açımızdan, yani Türkiye açısından olumsuz bir durum diyelim olduğu bakalım. Evet. Yani. Bir de bankacılar hani işte hani konuşuyoruz bankacılarla. Hiçbiri hayır demiyor. Hani isim vermiyorlar falan ama hani herkes uzun zamandır bunun olduğunu biliyordu, konuşuyorlardı. Sadece gün ışığına çıkmış oldu. Zarap davasından çok daha önce, onu da hatırlatmış olalım. Zarap davası daha başlamadan önceydi. İran ambargosunun ilk konuşulduğu zamanda Halk Bankası üzerinden zaten şey konuşulmuştu. Ceza alma olasılığı var. HSBC'ye ilk soruşturma açıldığı zaman Türkiye Bankaları diye de konuşulmuştu. Net sayı yoktu. İsim zaten yoktu ortada ama Halk Bank ve yanında birkaç bankaya daha açılma olasılığı var diye. Yani yaklaşık 3 senedir aslında bu konu konuşuluyor. Evet. Ama şimdi tam da bu konjonktürde daha belki soruşturmada bir ilerleme var. Onu bilemeyiz tabii. Belki zarabın ifadeleri doğrultusunda bir şeyler olabilir. Sonuna gelmiş olabilir. Evet ama bu zarabın ifadelerinden ziyade bir zamanlama. Zarabın ifadelerinden ziyade hani o süren soruşturmanın hani sonuna yaklaşılması. Belki hani zamanlama senin de dediğin gibi manidar ama birkaç senedir senin de belirttiğin gibi süren bir şey. Herhalde sonuna gelindi. Çünkü cezalar belirlenmiş. Rakamlar belirlenmiş. 5 milyar, 7 milyar dolar falan gibi. Şimdi bir taraftan bu sıkıştıracak 5 banka tartışması, bankaların kendi bilanço büyüklükleri içerisinde eritebilecekleri cezalar olsa bile dönemsel olarak aslında Türkiye'yi baskı altına alıyor. Tabii, dedik 5, kırılgan 5'li. Evet. Kırılgan 5'liye geçelim. Evet. Şimdi bugün S&P Standard & Poor's açıklama yaptı ve dedi ki biz kırılgan 5'liyi değiştirdik dedi gelişen piyasalarda. Daha önce Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya ve Türkiye'ydi kırılgan beşli. Yani gelişen piyasalarda, gelişmekte olan ülke piyasalarında en kırılgan görülen mali dengeleri, işte döviz kuru dengeleri vesaire açısından ve borç döndürme açısından bakıldığında kırılgan görülen beşliydi bu. Şimdi Standard & Poor's beşliyi değiştirmiş, yerine Pakistan'ı koymuş, Arjantin, Katar, Mısır, diğer 4 Türkiye gitmiş. Evet. Türkiye. Türkiye. Gülüyoruz ya. İstikrarlı. İstikrarlı evet. Kırılgan beşli içerisinde ve bu kez ligimiz o yani. Pakistan, Katar, hani Mısır, Arjantin. Katar'ı şöyle hani terör edebiliriz. Hani bir sorun yaşıyor kendi bölgesinde. Teröre destek veriyor, verme falan. Evet. Yani çok anlaşılır bir şey ama hani Katar'ın yeterince parası var. Hani bunu çevirebilir. Zaten Amerika ile ilişkilerini düzeltti. Hani bu politik bir risk olarak görmüş S&P burada. Hani koymuş, bir süre sonra çıkarabilir. Ama hani Pakistan hani bugüne kadar hani dünya ekonomisinde çok adı da hani anılmayan, genellikle hani Taliban'la bilmem neyle ya da kendi iç çekişmeleriyle anılan bir ülkenin hani bu şeye girmiş olması, lige girmiş olması, hani dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye açısından bir hani oturup düşünülmesi gereken ama bir şey. Ama ben burada S&P'yi kınıyorum ya yani. Yani şimdi tabii, şimdi bu da politik, yani politik yani. Etkisi her zaman var ama şimdi Gülşah, hani tamam kendi milli reytingi kuruluşumuzu da kuracağız falan ama onu yapsak bile
önümüzde çok ciddi rakamlar var. Hani bunu politik olarak değerlendiririz. Bugün bakanlardan bir tanesi S&P'ye yani ciddi bir ayar vermiş. Hani açıklama yapmış falan işte sinirlenmiş yine. Yani istediğiniz kadar eleştirin. Yıllardır eleştiriyor bakanlar işte hükümet yetkilileri falan. Ama reyting kuruluşları belli standartları yani kendi kriterleri içerisinde bu değerlendirmeleri yapmaya devam ediyorlar. Ve dünya piyasaları da yani borç verirken ya da borç alırken, yatırım yaparken, yatırım kararı alırken bu kriterlere bakıyor. Yani sen istediğin kadar kabul etme, bunun politik bir sorun olduğunu ya da politik bir tavır olduğunu söyle. Sonuç itibariyle senin işte tahvilin, bono faizine, işte bankaların, şirketlerin borçlanmasına, doların, euronun geleceği noktaya, ulaşacağı noktaya hepsini etkiliyor maalesef. Dolayısıyla hani böyle yok saymak yerine hani bu şeyden çıkmazdan nasıl çıkabiliriz, nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerinde düşünmek daha mantıklı bir ya şey benim ama. Benim kınamam işin esprisi de. Tabii canım biliyorum ya, onu zaten kınamak lazım. Neden bir yapmayalım, girmeyelim işin şeyse ne olur ne olmaz diye dedim. Önden bir kınayalım da. Ama yani bir önceki kırılgan beşli Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya'da salt para bilimlerini bile karşılaştırdığımızda, değer kaybını son bir yılda karşılaştığımızda bile TL açık ara önde gidiyordu. Şu an dünyada birinci yani, sırada dolar karşısında aynen değer öyle. Kaybında. Yani, dolayısıyla bu dört ülke aslında bir toparlanma içerisinde, o kırılganlıktan sıyrılma içerisinde ki aslında küresel olarak da zor bir döneme giriyoruz. Yani Amerika'da faiz artışı dönemi var, FED bilanço küçültüyor. Vergi işte, reformu var Amerika'da o gündemde. Aynen öyle. Çin'in bugün açıklamaları çok ilginçti. Likidite azalacak gibi görünüyor. İşte o genel faiz artışıyla birlikte zaten bir para gidecek yeni zaten. Bir krize doğru gidiyor muyuz tartışması var. Karlılıklar onu biraz sonra çok ilginç bir şey 2018'de dönük bir saptamaların olduğu bir şey var. 3 ayrı senaryo var. Zamanımız kalırsa ondan da biraz bahsederiz. Hani hakikaten parlak bir yıl olmayacağına edelim. Dair. Şimdi edelim. Edelim. Şimdi Rubin'in açıklamaları var. Yani kendisi benim hani hakikaten saygı duyduğum, uzun zamandır takip ettiğim bir şey, ekonomist. Dünya Gazetesi'nde Ekim ayında yazdığı bir yazıda 3 ayrı senaryodan bahsediyor. Bu tabii kendi öngörüsü dışında hani piyasadan edindiği şeyler de var, izlenimler de var. Bir tanesi iyimser bir senaryo. İşte Amerika büyümeye devam edecek. Trump'ın politikaları çok da etkili olmayacak. İşte Çin piyasalara yön vermeye, olumlu yönde yön vermeye devam edecek. Yapısal reformlar yapılacak. Avrupa'da da diğer ülkelerde de. Dolayısıyla büyüme başlayacak. İstihdam artacak. İşte faizler belli bir noktaya gelecek. Enflasyon stabil kalacak ya da ülkelerin istediği seviyeye gelecek. Yani bu olumlu bir senaryo. İkinci senaryo Avrupa'da zaten seçimler var. Her ülkenin kendi içinde seçimleri var. Bir politik olarak sorun yaşıyorlar. Rakamlar çok da iyi gelmiyor beklentiler. İşte faizler olsun işte Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları. İngiltere'nin şeyden ayrılması, Avrupa Birliği'nden ayrılması, onun getirdiği yük. Ve Çin'de, bugün Çin'in açıklaması çok ilginçti. Çin Merkez Bankası Başkanı işte kaldıraç nedeniyle hani zor durumdayız, bu yükü kaldıramayabiliriz diyerek Avrupa'ya ve Amerika'ya bir mesaj verdi. Elinde acayip şekilde işte tahvil var, bono var, piyasayı şey yapıyor. Döviz şeyi çok yüksek, yani rezervi. Yani faiz artışı aslında Çin için alarm çanları aynen, çaldırıyor. Aynen, ikincisi şu an dünyada değerli madenleri topluyor Çin. Eskiden dolar topluyordu, işte tahvil falan topluyordu. Şimdi değerli madenleri topluyor ve bu açıklamasıyla aslında Avrupa'ya, hani özellikle Almanya'ya şey veriyor, sinyal veriyor. Hani işte benim denetimimde ya da benim yönlendirmemde olacak bu işte. Trump'ın vergi politikası var. Zengini koruyan, işte fakiri ya da orta direği daha ezecek olan bir şey. Büyük olasılıkla geçecek de geçip. Geçse de dolar yükselecek, geçmese de dolar yükselecek zaten. Öyle bir durum da var. Orası net yani. Dolayısıyla Amerika'da hani istihdam beklendiği gibi artmayacak. Sanayi üretimi beklendiği gibi artmayacak. Ve ne olabilir? Hani Trump zaten hani saldırgan bir politika izliyor. İran'a saldırabilir. Kuzey Kore'ye saldırabilir. Dünden beri Kuzey Kore yeniden. Japonya zaten özellikle. Japon hükümeti acayip böyle hani silik bir politika izliyor. Bu ikinci senaryonun parçası. İkinci senaryo bu, evet. Yani. Aynen. İkinci senaryo bu ve şey diyor Rubini, benim de beklentim diyor ikinci senaryonun diyor daha güçlü yani olduğu yönde. Makul senaryo genelde ikinci senaryo olur ya zaten. Yani birisi şeydir böyle çok iyimser, öbürü çok kötümser, ortadaki beklenendir ama bunlar hiç iyi beklentiler değil. Değil, evet yani. Hiç değil. Zaten hani rakamlarda öyle. Aslına bakarsanız şimdi hani Fed'in
para bolluğu, yani 2008 krizinden itibaren hani dünyaya acayip para pompaladı. Yani dolarla sıcak paralar akıyor, Türkiye'ye geliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan filan. Hı hı. Sanal bir şey ortamı var böyle, hani iyilik, işte rakamlar güzel geliyor. İşte insanlar para kazanıyorlar falan. Ama bir araştırma yapılmış. O basılan ve piyasaya, yani Fed'in hani piyasa güçlensin, yatırım yapılsın, istihdam artsın, büyüme sağlansın diye dolaşıma sunduğu para %1'lik dünyada %1'lik kesimin elinde kalmış. Hı hı. Sadece sıcak para olarak kullanılmış. Dolayısıyla hiçbir şekilde şeye yaramamış. Yani Fed'in beklentileri karşılamamış. O yüzden zaten politikasını değiştirmeye başladı. Hı hı. Şimdi işte hani Trump'ın istihdam çağrısı, yatırım çağrısı falan hani bunu değiştirecek gibi düşünüldü ama yani Trump'ın politikaları da istihdamı arttırmaktan ziyade daha şey, daha popülist, daha kendisi gibi, kendi sınıfını korumaya dönük, dünyanın diğer bölümünü göz ardı eden bir yapı içerisinde. Hı-hı. Dolayısıyla ben de ikinci senaryoya maalesef, yani umarım olmaz. Aslında o ikinci senaryoyu şöyle özetlemek mümkün. Sabiha bize kızmaya başlamıştır muhtemelen. 5 dakikayı geçtik o konuyu konuşurken ama sanki evet, bir savaş ekonomisine doğru gidiyoruz. Aynen, evet, gibi. Evet. Bana öyle geldi. Yani eğer burada Çin'in faiz artışını kaldıramayacak, benim ekonomim faiz artışını kaldıramayacak ya da hazinem bunu yapamayacak durumda diyorsa, borçlanmaları yüzünden Çin bir taraftan, bir taraftan Amerika'da sıkışıklık devam ediyorsa, işte faiz artışı gereği artık kendisini Amerika'da net biçimde ortaya koyuyorsa, evet, ama bunun alt bileşenleri de ciddi sıkıntı görüyorsa, orada ortaya çıkan, yani tabii biz bunları böyle çok genel anlamıyla konuşuyoruz ama gerçekten yani hisse senetlerindeki karlılık oranlarına bile baktığımızda görebildiğimiz bir sıkışma var küresel ekonomide ve 2008'den evet, sonraki o likidite pompalanmasından hani 9 yıl sonra döndüğümüz nokta 2008'in evet, hemen öncesi gibi aslında. Aynen. Piyasadaki şimdi şu cümleyi okuyayım Gülşah, Rubin'in çok ve güzel. Kuzey Kore benim için dün hele kara harekat falan gibi şeyler konuşuldu. Çok korkutucu bir durum. Evet. Ama sıkışırsa olacak tabii. 2008'den beri de konuşulan bir durum. Yani İran'dan ziyade Kuzey Kore meselesi. Neredeyse 2008'den beri mevcut kutuplaşmalar. Şey tabii tabii, yani mevcut kutuplaşmalar sebebiyle konuşuluyor ve sanki giderek realize etmeye çalışıyorlar gibi yani evet, Trump'ın bu akıl yani dışı akıl evet akıl dışı şimdi haliyle şey de diyor ki Rubin diyor ki eğer potansiyel büyüme düşük kalırsa yani hem Amerika'da hem Avrupa'da Trump'a hakaretten dava açılıyor bir yok sanmıyorum herhalde biraz orada daha şey yani hani Amerikan televizyonlarında falan söylemedikleri kalmıyor, o yüzden rahat şey yok, yapabiliriz. Yok Türkiye'de en azından. Evet. Eğer potansiyel büyüme düşük kalırsa gevşek para ve kredi politikaları eninde sonunda ürün ve veya varlık enflasyonu neden olur. O da ekonomik yavaşlama sebebidir. Hatta balon patlar diyor. O zaman da diyor resesyon ve finansal kriz, yani 2008 dönemine benzer bir kriz daha kapımızı çalabilir. Hakikaten herkesin hani oturup hani ne derler, takki yönünü alıp öyle bir deyim var. Ben hiç deyimleri bilemem de sürekli deyim atıyorum kafamdan. Şu an ben de çıkıyorum. Takki yönünü alıp düşünme şeyi, zamanı. Yani. Evet, zamanı. Şimdi son 5 dakikadayız. Hatta 3 dakika mı? 3 dakikadayız. Çok konuşmuşuz. Ve dolar. Ya. Evet, dolar. Ah dolar. Şimdi, ah dolar. Bugün itibariyle 3.84 mü? 3.84. Biraz bir miktar gevşedi. Az önce sözünü ettiğimiz bütün unsurlar gerçekleşmesi durumunda. Bir ya da bir işte kırılgan beşli, herhangi bir savaş, işte Avrupa'da bir problem gerçekleşmesi durumunda. Dolar gidecek zaten. Yani şu an enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedeni de zaten dolar. Bakalım üfeye, yani üretici fiyatlarına, imalat sanayi var orada. İnanılmaz bir maliyet artışı var. %18, 17-18 çıktı tüketici şey daha düşükken. Önümüzdeki ay ya da birkaç ay sonra bu maliyeti sadece üretici sırtlamayacak, tüketici fiyatlarını da yansıyacak. Dolayısıyla her şeye zam bekleyebiliriz. En çok iki kalem artmış. Aslında zaten yansımış. Yansıyor, zaten yansıyor. Bizim bak, bugün örnek gerçekten vereyim. Sabah su aldım. 1 lira zam yapmış sucuğu. Hayırdır dedim. Abla dedi enflasyon çok yüksek dedi. Kâr edemiyoruz dedi. Yani ikinci gün yansıtmış adam zaten enflasyon açıklandıktan sonra. Ulaşım ve gıda. Gıdada da sorun şu. İşlenmiş gıdada enflasyon daha düşük. İşlenmemiş gıdada daha yüksek. Bütün yazdık. İşte fındık, incir, kiraz, buğday, işte kayısı, çay, her şeyde tarım alanında, sebze meyve. İnanılmaz problem var. İnsanlar artık yiyemiyorlar, yani çiftçiler üretmiyor çünkü hani satsa
masrafını tabii karşılamıyor. Tabii. Dolayısıyla bu da enflasyon olarak yansıyor. Aynı durumda ulaştırmada da aynı problem var. İkinci yüksek artışta o. Zaten ulaştırma neyle yapıyoruz? Benzinle. Bugün Brent petrol son 5-6 yılın en yüksek seviyesinde. Dolayısıyla gelecek ay enflasyon daha yüksek çıkacak. Gelecektir diyorsun. Evet. Çekirdek enflasyon zaten rekor kırmış vaziyette. Yani. Ama yani TÜFE ile ÜFE arasındaki bu kadar ciddi fark büyük bir problem. Yani hani ekonominin de rayında gitmediğinin, büyümenin de enflasyonun da çok arkada sağlıksız. Arkada bu arada şeyi görebiliyoruz, enflasyon grafiğini. Bu TÜİK'in yayınladığı grafik, aynı şekilde aldık biz de. %11.9 bu kırmızının uç tarafı ve bu son 9 yılın en yüksek enflasyonu. Evet, o TÜFE. Orada tabii de ikisi de TÜFE. Bunlar biri 2016, üstteki de 2017 yılı. Ama yani TÜFE'de geldiğimiz seviyeler net görüyor. Şimdi bunun üfesini almadım ben grafik olarak ama üfede de zaten şöyle bir trend görüyoruz. Lak diye çıkan dolar ve %16'ya kadar fırlayan bir trend görüyoruz. Üfe üretici fiyat enflasyonu hala o rakamların yeterince yansıdığı söylenemez. Çünkü %2'lerde dolanan bir üfede çifthaneyi falan açtı gitti. Yani hani geldiği seviye itibariyle aslında tüketici enflasyonu yeterince yansıdığı söylenemez. Mesela yansıdık ben şeye işte, takılmış vaziyetteyim. Efendim et 50 lira olur mu? 50 lira et ne demekti? Evet gerçekten 50 lira olmasın et. Yani evet. Olmasın ama sanki etin 50 lira olma sebebi bizim maliyetler. Bakkal kasap amcaymış gibi davranılmasında hiç anlamı yok. Tamamen üreticinin maliyeti enflasyon ile açıklanabilir bir durum var. Mesela bir yerde para çoktur, mal azdır. Yani. Enflasyon olur. Şimdi dolayısıyla yani para var evet ülkede. Yani hani tüketici şey var, para var. Ama mal yok. Dolayısıyla ne yapacaksın? Kısa vadede malı arttıramayacağın için hani çok kısa vadede parayı azaltman lazım. Onu da işte Merkez Bankası işte piyasaya para vermeyecek, hazine gerektiğinden fazla borçlanmayacak falan filan. Ama bunların hiçbiri oluyor mu? Maalesef olmuyor. Dolayısıyla enflasyon, bakın işte üfe aramalı endeksini görüyorsunuz acayip yukarıda. Bu hep döviz kurundan kaynaklanan bir şey. Gelecek aylardan itibaren hepsi tüketici fiyatlarına yansıyacak. %24.3 aramalı fiyat artışı orada. Üfe'de imalat fiyat artışı 18.9. Evet. TÜFE'de zaten 11.9 zaten aramalı yani. Biliyorsun direkt hepsi ithalat. Tabii tabii gelen zaten yani grafiğe bakıldığında üçünün ne kadar paralel izlediği de işte görülebilir evet. Yani hani dolayısıyla önümüzdeki aylarda daha da fazla yansıması bu hepsi şeyde yansıyacak bunların hepsi yani Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak gördüğümüz inşaat sektörüne de yansıyacak. Bugün, dolar TL'de bugün, sağ olsun bir tarafta. Aynen bugün ben gelmeden önce gayrimenkul sektörüyle ilgili bir konuşma vardı televizyonda, bir iki konuk vardı, onları dinledim. Hani adam şey diyor yani hani satamıyoruz diyor, bekliyoruz diyor. Ve bu artış diyor, dolardaki yükseliş, enflasyondaki artış diyor, insanları para harcamaktan da şey yapıyor, imtina ediyor insanlar. Hani tabii. Masraf yapmayayım, ne olacak, bekleyeyim. Hani hepimiz öyleyiz, hani çok basit bir ayakkabı alacakken ya şimdi gerek yok, para harcamayayım moduna girince insanlar o işte ekonomi açısından en zaten tehlikeli durum. Moraller bozulmaya başlamış demektir. Umut kalmamış demektir. Ve biz enflasyondan çıkışla bayağı ciddi biçimde ülkenin ekonomisini, genel ekonomik büyüklüklerin mikro ve makro düzeyde artık konuşabilir hale geldik. Bu da çok şey bir durum aslında. Yani beklentilerin tamamını buradan çıkışta, bir veriden çıkışta ifade etmeye başlayabiliyorsak eğer, orada bir kötüye gidiş var zaten, demek evet, ki onu da anlayabilmek lazım. 90'lı yani. Yıllarda mesela bunları konuşuyorduk. Biz işte enflasyon çifthanelerdeydi o zaman. Birkaç gün önce Mahfiye Hoca'nın bir yazısını okudum internet sitesinde. Yani yazıyı okuyunca bugünden bahsediyor zannettim. 1998 yılında yazdı yazımı. Yeni Yüzyıl gazetesindeki yazısını koymuş. Birebirinin aynısı. Orada şey diyor, çok güzel bir saptaması var. Enflasyonu diyor, akılcı politikalarla diyor çözebilirsiniz diyor. Bilimsel politikalarla çözebilirsiniz. Birkaç da yöntemini sıralamış kısaca. Ama diyor Darwin'in evrim teorisini diyor ders kitaplarından çıkaran bir zihniyet enflasyonu çözebilir mi? O zamanlarda 80'lerde de tartışılıyordu Darwin'i çıkaralım işte şeyden okul müfredatından falan. 2017 yılındayız hala Darwin'i konuşuyoruz. Çıkaralım mı çıkarmıyor mu çıkardık. Hala enflasyonu konuşuyoruz. Hiçbir şey çözebilmiş durumda. Bir de şu çok önemli bence 2001 krizinden sonra Türkiye enflasyon hedeflemesine geçtiğinde Merkez Bankası yasasıyla birlikte
O zaman sosyal politikacılar, bir iktisatçılar grubu Korkut Hoca'nın da içinde olduğu, hı-hı, Korkut Boratav'ın da. Evet. Onlar ısrarla demişlerdi ki önemli olan burada enflasyonu düşürmek değil, istikrarlı bir enflasyona, evet, sahip olmak. Gelin, aynen, bunu yapmayın demişlerdi. Çünkü sizin enflasyonu düşürmek adına ortaya koyacağı Merkez Bankası'nın her politika aslında Türkiye'deki reel ücretleri geriletecek, hı-hı, olan. Ve hem gelir uçurumunu arttıracak olan ve bütün dünyadaki Merkez Bankası politikalarının benzer bir etkisi olduğunu savunuyorlardı. Böyle bir şeyle sonuçlanacak, daha büyük dengesizliklere yol açacaktır diye. Evet. Israrla da uyardılar ama dinlenmediler o dönemde. Şimdi aslında bugün baktığımızda sanki biz tam olarak bunu yaşıyormuşuz gibi. Evet, yani %70 enflasyonlardan işte %11.9'u fazla bulan, çift taneyi artık yani onun üzerini fazla bulan bir Türkiye haline geldik. Evet, ama yapısal sorunlarımıza bakıldığında hele hele küçük enflasyon rakamlarındaki oynamalar daha önemlidir. Yani %70 enflasyonun varsa bir sonraki ay %71 olmasının bir şeyi yok, evet, aslında. Yani yıl diyeyim ya da. 70-75 öyle aynen dersin yani. Ama %7 ile önceki yıl %7-8 bandında olan enflasyon bugün %12 bandına çıkıyorsa çok ciddi. Bir de reel ücretler bu oranda artmıyorsa, çünkü hani enflasyon düşük diye. Ve artmıyor zaten yani. Yani şöyle bakın, özel sektöre hani 4-5 yıldır zam almayan insanlar olduğunu biliyorum ben. Şirketler vermiyorlar, enflasyon çok düşük diyorlar. Ya da %7 enflasyon %3 yapıyor. Tabii. 70 kene enflasyon en azından o oranda da zam artışı alıyordu insanlar. Yani harcıyorlardı, hayatları devam ediyordu. Şimdi gelirde de sürekli şey var, düşüş var. Ve kredi kartı borçlu, o yüzden bu kadar artıyor. İnsanlar kredi kartlarıyla ayı çevirmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Üretici çok de üstelik yok. Yani bir sene %7, öbür sene %12 enflasyonun olduğu yerde fiyatlamayı yapamaz, evet, planlamayı yapamaz. Yapamıyorlar zaten. Yani dolayısıyla giderek de karmaşık. O yüzden ihracat bu halde zaten. Yani. İki yıldır maalesef yükselmiyor. Hı-hı. Ya da yükselse bir ithalata dayalı ihracat yükseliyor zaten. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlı. Böyle konuşup, evet, konuşup böyle içimiz kararıyor. ama gülüyoruz. Ama aynen onu? Ama yani şimdi hani gün yüzü göremeyecek mi bu ülke, hani mutlu insanlar falan. Hani bir Norveç olmayalım ama en azından bir Polonya falan olalım yani, bu insanlar bunu hak ediyorlar. Bir Polonya olmak yani, için diyorsun. Yani. Tamam. Esin, süreyi aştık galiba. Gerçekten çok konuşuyorum. Bitirelim ama çok tamam, güzeldi. Zevkliydi yani. Ben seviyorum. İyi ki de geldin. Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, Esin Gedik'le beraberdik. Her Şeyin Ekonomisi'nde bu hafta gazeteci Esin Gedik'le beraberdik. Bütün gündemi de ele almaya çalıştık. Ekonomi gündemini elbette. Eksik kaldıysa affola ve gelecek hafta görüşmek üzere.